İyi akşamlar, iyi hafta sonları. 18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'nin 108. yılı. Ee, dünya tarihinin e, en büyük deniz zaferlerinden biri. Mart e, 14'te başlayan ve e, özür dilerim Kasım 14'te başlayan ve 18 Mart 1915'te biten Çanakkale Geçilmez Zaferi'nin üstünden 108 yıl geçmişken e, biz de programa başlarken... Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını orada geçit vermeyenleri bir kez daha tam bir asrın ardından Sizlerle birlikte anmak istedik. Deniz Savaşı'nın ardından daha sonra 1916'ya kadar süren yine destanların yazıldığı bir başka kara savaşı da var Gelibolu'da. Gerçekten dünya tarihini değiştiren savaşlardan biri. Rusya'da rejimin değiştiği, Rusya'ya o gemilerin gitmesine izin vermeyen Kahramanca bir savunma. Ee, hocam 18 Mart e, ve e, Beşiktaş'ta az önce İstanbul Sporu 3-1 yendi. E, karşılaşmayla ilgili yorumlarınızı, e, değerlendirmelerinizi almadan önce... ...isterseniz size de bir 18 Mart'la ilgili sözü vereyim programın başında. Teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum. Ben de Çanakkale Zaferi'nin 108. yılında... E, bu zaferi bize yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun diyorum. Ee, ne güzel, ne mutlu bize. Gerçekten ne mutlu Türk'üm diyene. Tarihimizde birçok e, unutulmaz zaferlerden birinin yıl dönümünde. E, geçelim mi maça? Peki hocam. E, çok durağan başladı. Abu Bakır'ın muhteşem golü sonrası. Başka bir oyun oynanmaya başladı. Vodafone Park'ta 2-0'dan sonra İstanbulspor 2-1'i buldu. 2-2'yi de bulabilirdi. Hem kaleci Mert'in hem Colin'in inanılmaz hataları var. Savunmanın inanılmaz hataları var Beşiktaş'ta. Ama noktayı Redmond'la koydu siyah beyazlar. Bir süper golde Redmond'dan izledik ve 3-1'lik galibiyet. Belki skor, goller hakikaten futbol adına güzel notlar ama Beşiktaş'ın futbolu Mesela geçtiğimiz haftadan bu haftaya üstüne bir şey koydu mu? Yani puan kayıplarını eleştirdik. E, fakat siz galibiyette de futbolun doyurucu olmadığının altına hep çiziyorsunuz. Bu hafta bir fark gördünüz mü oyunda? Bu hafta hemen e, soruya cevap vereyim. Farkı oluşturan Beşiktaş'tan ziyade İstanbul Spor'un oyunu oldu. Dediğin gibi ilk yarı e, İstanbulspor'un hiçbir şey yapacak Hiç. mecali yoktu. Beşiktaş baskılı, belki disiplinli, sabırlı gözükse de kısır. Gole kadar, gole kadar ne yanları, ne ortadan, ne şutu hiçbir şey yoktu. İlk isabetli şutu gol oldu. Cenkle ve duran toptan geldi. Yani kanatlar kullanılamadı orta sahada bir kopukluk yaşandı. forvetle zaten hani dikkat ediyorsan sistem olarak solda başlayan Cenk ne zaman Bakır'ın yanına kaydığında ve gol öncesi sonrasında daha efektif oldu. Golden sonra Beşiktaş birkaç pozisyon daha yakaladı evet. yine duran toptan. Evet. Cenk'in Bakır'a yaklaşmasıyla oldu. Yine. Kenara çünkü geç sonu çekti. Salih ve ee... Hacı Ahmet Amir'in e, ikilisinden Salih'i Gesson'un yerine aldı. İkiledi orayı. Yani 1-3-2 yaptı. Dolayısıyla e, Beşiktaş ilk yarı itibariyle gole kadar hiçbir şey yoktu. Hatta bir ara konuştuk. Bir tek birbirimize zorduk. Maso... Atladığımız bir şey var mı? Var mı diye. Evet. Yani hani, biz mi gerçekten bu kadar durağan ölü toprağa serpilmiş gibi her iki takım maçın üzerine ölü toprağa serpilmiş gibiydi ta ki gole kadar. Goldan sonra biraz kıpırdanma oldu ve ilk yarı bitti. Eee yarı biraz farklı başladı. Yani biraz daha hareketli bir yaşı gördük. İşte Cenk'in dediğim gibi e, Bakır'ın yanında olması, biraz daha orta sahayı ileriye çıkarma, forward, e, defansı ileriye çıkarması, e, kanatları kullanmaya başlaması, Abu e, Abubakar'ın golü Klasik. geldi ki enteresan o golden önce de Beşiktaş Taç. Taç bizim dedi. Gerçekten de e, top İstanbul Sporlu'dan çıktı. Beşiktaşlı kullanması gereken İstanbul Sporlu kullandı Taç'ı. Taç'ı baskıyla Beşiktaş aldı. Cenk'e geldi top hemen. Taç'tan hemen sonra yani. Yanlış bir Taç'ın Beşiktaş'ın lehine dönmesi oldu. Abu verdi. Abu da jeneklik golü. Abu Bakar bu golleri... Yani Abu Bakar hemen hemen attığı 3 golden bir tanesi şey jeneklik oluyor. Geçen hafta da evet, direğin dibine aynıydı. Kaleci kıpırtısız. Ee, sonra ne olduysa hani herhalde 2-0'dan sonra. Evet. Bir ara 30. dakikada Beşiktaş tarafları ıslıklamaya başladı. Yani takımın oynaması biraz daha yani arzulu olması, istekli olması evet baskı yapılıyor ama hani kuru bir baskı. Yani böyle Cenk'in golü biraz değiştirdi. Değiştirdi. Eee Cenk'in zaten 10. golünü attı bu sezon itibariyle. Ee, i̇lk yarı itibariyle benim söyleyeceklerim. ikinci yarı işte değiştikten sonra, golü de bulduktan sonra ne olduysa 67-68'den sonra işte İstanbulspor'un golü ne zaman geldi? 70. 70'te işte oradan sonra bir değişti. İki oyuncu ama değiştirdi. Ama oradan Üçü sonra... Oyuncu, özür dilerim. Or, orada biraz or, çevresi değişti. Oyuncular oyuncuları değişirdi İstanbulspor. Birisi sakatlık zorunlu zaten çıktı ama hani... Oradan sonra da hadi İstanbul biz bir kıpırdayalım demedi. Yani Beşiktaş'ta yine bir değişim oldu. Anında böyle Beşiktaş'ın 90 dakika içerisindeki performans ve ritimlerin ani evrilmeleri oluyor bir anda. Bir anda vitesi yükseltip bir anda durağınlaşabiliyor. Çok enteresan. O durağın anına geldiğinde denk geldiğinde işte İstanbul Spor bir de yani herhalde Beşiktaş defansı işte Mert sağ, sağ, olsun Mert'le, yani. Kole ile Omar Kole'yle yani biraz aksiyon mu katmak istediler? Lakayet mi diyelim? İşte Mert'in oradaki pasının hatası, golü getirdiği koleyin bir tane e, sektirdiği topu yararlanamadı. Ardından yine çalıştığı. bir tane de böyle bir penaltı şüphesi olan var, var. Biraz pozisyonlar var. Sonlar var maçın içerisinde. Ama maçın genelinde sonlara doğru İstanbulspor daha istekliydi. Ama şunu söylemek istiyorum, buna Beşiktaş mal verdi. Hani Beşiktaş'ın istediği gibi. İstanbul Spor atak olduğu zamanlarda da Beşiktaş baskılı oynadığı zamanlarda her iki zamanda da Beşiktaş istediği için oldu. Onu söylemek istiyorum. Son dakikalarda da Redmond'un Redmond sağ ayağıyla sürüp sol ayağıyla ee, attığı gol geldi. Maç esnasında konuştuk puan durumuyla ilgili bir sorgu yaptın hocam hatırlıyor musun? Evet. Beraber sohbet ettik aslında... Ee, Beşiktaş'ın önemli bir hedefi var. Gerçi kupalarda 1 artı 300 yani UEFA Avrupa Ligi yok. Şampiyonlar Ligi ön elemeyle başlayacağız ve konferans liginde 3 takımımız olacak. Ee, ama yine de e, Beşiktaş'ın yukarıyı ne kadar zorlar acaba Galatasaray'ın puan kaybı tabii hemen kafaları Değil mi? Karıştırdı. Başka hesaplara Başka hesapları yöneltti. Yani ne kadar e, biz tabii Galatasaray-Fenerbahçe rekabetine biraz odaklandık haftalardır ama şimdi Galatasaray'ın mağlubiyetiyle işte puan farkını 11'e indirdi Beşiktaş. Evet. Şu an itibariyle. Ve daha oynanacak çok maç var önümüzde. O açıdan baktığınızda bu galibiyeti nasıl yorumlayacaksınız? Ya şöyle e, biraz da gerçekçi olmak lazım.